Selamlar sevgili geekler. Bugün yanımda Flash dizisinin yönetiminde çalışmış Texaslı abimiz Mr. John Carmichael var. Evet sevgili John Carmichael. Flash dizisini yaparken, bu işe para yatırırken belli ki küçük çocukların duygularını istismar etmek, ergenlerin dertlerini tüm dünyaya afişe etmek niyetindeydiniz. Bu amacınızda başarılı oldunuz mu? Lütfen Türkçe cevap verin çünkü İngilizce bilmeyen takipçilerimiz olabilir. Orduk. Evet sevgili seyirciler, gördünüz ki sevgili John Carmichael böyle düşünüyor dizi hakkında. Peki Can sen nasıl düşünüyorsun? Bölümü nasıl buldun? Savitar ve de Wally West'in Maceraları adlı özel episodumuz nasıldı? Güzel değildi. Niye? Yani niyesi mi var bunun? Tabii ki niyesi var abi. Yani abi güzel, çünkü güzel değildi. Bitti. Dum. Böyle yapardık o zaman videolarımızı. Ve de insanlar derdi ki bu herifler ne alaka? Ama biz maksadımızı anlatıyoruz. Niye güzel değildi? Söyle. Şöyle ki bölümün %85,6'sı insanların birbirine trip atmasıyla geçti. Yani bir tek işte Jitters kafe çalışanı ve bir müşteri arasında bir kavga izlemedik bu bölümde. Bir yandan da Flash'ı o kadar iyi biliyor ki oradaki kafenin adını, sanını, her şeyini bilmiş. Evet abi yani şeyi gerçekten bu bölümde çok rahatsız oldum artık. Yani birbirine trip atılıyor olması dizide sık sık Dawson's Creek'e bağlaması gayet zaten kötü bir şey. Ama bir de üstüne üstlük artık yazarlar karakterlere o kadar çok trip attırdılar ki ortaya konulan problemler problem değil. Yani Barry evlilik teklif etmiş. Bu kötü bir şey değil ki abi. Iris buna bu kadar trip atıyorsan sizin evliliğiniz baştan sıçmış zaten. Böyle bir şey olamaz yani. Çocuk evlenme teklif etmiş. Hayatını da kurtarmak için olmuş olabilir ama yani zaten araları iyi. Bunda bu kadar trip atacak ne var ya da işte şey benim iznimi nasıl istemezsin? Abi Joe West ne ara ağa oldu başımıza yani köy ağası oldu. Değil mi? Başlık parası getirmeyecekmişsin. Böyle Allah bir şekilde kenara çekti onu. Köy istedikleri yere çekebilmek için uydurmasyon şey ancak bu kadar yazılabilir. Bir de tabii her zamanki gibi işte dizinin tek atımlık sahne dediğimiz dertleri var. İşte atıyorum Malfoy diyor ki hayır beni buraya sokamazsın falan diyor. Bir sahnede o hemen Caitlin tarafından iki replikle ikna ediliyor. Öpüşülüyor arada bir de nedensizce. Ki onlar da sonradan tripleşebilsin. Asansörde böyle konuştu trip attı. Sonra kadının üstüne asansör kapıları kapandı ya. Rezillik. Hiç hatırlayamadım. Neyse. Yani kapanda yer bile etmiyor bir süre sonra. O abi kadar çok ben, trip gördük ki. Ben yani. Şöyle yani mesela Malfoy Savitar'a dönüştü konuştular ya. O sahneye kapıldım izledim ne oluyor ne çıkacak falan diye izledim. Sonra bir sonraki sahnede gene bir trip başlıyor. Diyorum. Uzaklara bakıyorum, şeye bakıyorum. Alt yazıdan şöyle yarım yamalak takip ediyorum. Filan zaten oradaki aradan kelime seçersen adına mevzuyu anlıyorsun yani. Geri dönmeye çalışıyorum filan. Neyse. O açılardan dizimiz her zamanki gibi çok kötü. Bu dizi bize göre değil. Yani çoluk çocuğun ergen muhabbetine bir tarafına koyayım. Artık büyüyün dedirtiyor insana. Ama şöyle bir enteresan şey var ki ben mesela bütün bu Savitar, Speed Force mevzuları, Flash'ın koşması, hızlı olması filan gibi konuları aslında çok ilginç buluyorum ve diziden daha da çok nefret etmeme sebebi olacak bir şekilde gidip Flash'ın aslını okuyası geliyor. Okuyası mı? Okuyası. Okuyası geliyor benim kişi olarak. Okuyor musun peki? Okumuyorum ama hani hayır arkada dönen mevzu aslında çok ilginç, çok enteresan olabilir. Yani diyorum bu kadar çok buhranla ve trip atmayla falan ünlü gölgelemeseler. Doğru diyorsun. Çok büyük katılıyorum sana. Zaten işte demin başından beri söylediğim o %14,7 olması lazım galiba geri kalan trip atılmayan kısımlarının bu dizinin. O kısımlarında keyif alıyorsun zaten diziden. Az da olsa çok bokunu çıkarma işte Gorilla City falan filan olmadığı sürece ve işte Speed Force falan filan o mistik paralel dünyalarıyla bağdaşınca bazı kısımları eğlenceli bazen olabiliyor. Çünkü aslında bu kadar Speed Force'la boyut değiştirebiliyor, zaman değiştirebiliyor falan tipler olunca işte başka bir alternatif gerçeklik yarattı da onun bir olayları yüzünden Savitar bir boyutta hapis kaldı falan. Böyle şöyle ilginç konular olabiliyor. Mesela biz uyduruyorum. Yani şuna potansiyel veriyor. Iris'in ölümünü şimdi önlemeye çalışıyor filan ya Barry. Evet. Belki de Savitar'ın planı öyle bir şey ki zaten Barry'nin deli gibi Iris'in ölümünü engel olmaya çalışması sayesinde olacak bir şey. Bu yüzden hani Barry'yi bu şekilde manipüle ediyor. Aslında onu öldürdüğü filan bile yok o gelecekte. Bunu biliyor bile gibi şeyler olabilir. Hatta olabilir dizide yani işlenebilebilir. Ama bunlara o kadar... Keşke işlense. Yani, bilmiyorum ama ne kadar şey olur. Buna işte sırf
Burhan sahnesi ardına bir tane dadan o aslında işte Joe West'miş falanlı açılış sahnesiyle ibaret kılıyorlar bütün diziyi. O yüzden kötü aslında, anladın mı? E tabi. Bir de bu arada senin anlattığın plan bence işlemez. Çünkü düşündükleri tek plan bu bölümde işte Wally'yi böyle içine girip de şey yapmak. Ya evet, aynen işte. Ben mesela bu bölümü şöyle hayal kırıklığına uğradım. Can'la birlikte izliyorduk ve dedim ki aa dedim acaba Savitar aslında Wally mi? O yüzden Wally'ye gücünü verdi. İşte bunları manipüle ediyor. Bir de böyle Savitar bu bölüm hakikaten aralarından biriymiş gibi çok konuştu. Yani Wally Molly çıkmazsa bile biri çıkacak bence kesin aralarından. Ama hani birinin geleceği falan gibi çıkacak. Yani Wally atıyor işte, ben Wally olduğunu düşündüğüm zaman Wally şu an Wally ama bundan 20 yıl sonra Savitar'a dönüşüyor. Ama işte şimdi gelecekten geçmişe Wally'yi tekrar Savitar'a dönüşebilmesini sağlayan olaylara manipüle ediyor aslında falan gibi böyle paradokslu bir zaman zımbırtısı mı var zannederken öyle bir şey çıkmadı. Speed Force'da yerini aldı onun yerine. Onu böyle işte tavuk gibi yetiştirmiş. Gene ergen ibretlik mesaj verecek şekilde bunu sundular. Hani çok fazla cüretkar ve gaz ve kendi işte ününüze kapılmayın. Kendinizi bir şey zannedip ukalalaşmayın. Antik Yunan tragediyası mesajı gibi yani. İşte çok fazla hubris içerisine gelmeyin. Oo çok kültürlüyüzdür. Ne oluyor ya? Ne bileyim abi, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Oo çok kültürlüyüzdür. Sen demedi bekliyorum. Ama hiç oradan böyle dinliyorsun. En sonunda değil. Kendini mi pohpohlamak istedin? Evet yani birisine pohpohlamasına ihtiyacım var. Burada şu diziye bu kadar zaman ayırdık. Bu kadar ciddi olarak eleştiriyorum. Şu çocuk dizisini yani. O yüzden tabii ki bir beklentim geri dönüşü için bir umudum, bir motivasyon kaynağına ihtiyacım var. Bravo. Sizi tebrik ederim. Hubris'i söyleyen tek. Bu kanalda ilk defa hubris kelimesi kullanıldı. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Kafamın ne kadar acıttığını anlamışsın. Senin var mı diziyle ilgili son bu bölümle daha doğrusu ilgili söyleyecek? Veya bu şey ne çıkacak sende? Abi çıtayı o kadar yükselttin ki. Boş ver şimdi bu brief falan. Yani Savitar kim çıkacak? Böyle kete kete konuşalım. Savitar bence... Jesse Quick çıkacak. Hadi attın kafada ya. Hiç umurumda bile değil kimin çıkacak. Ya yani bu kadar olmaz. Yani bu kadar. Burada insanların, milyarlarca insanın karşısına çıkıyoruz ve sen umurumda değil ki diyorsun. Buraya flash severler doluşacak ve siz bu işin felsefesini anlamamışsınız diye başımızda etini yiyecekler. Ya ne felsefesi Allah'ını seversen. Abi. Kim çıkarsa etkileneceksin ki. Ya bak ki. Bak keşke. Bak bir düşün. Söyle. Kim çıksa etkileneceksin. Joe çıksa böyle vay be Joe'ymuş diyecek. Güzel öykü güzel bağlarlarsa böyle değişik. E tabii ki öykü güzel bağlanmayacak. Deneyimlerimizden biliyoruz. Bir anda bütün senaryo ekibini gidip de Legion'ın ekibini getirin. Westworld'ın ekibini getirin. Karma ekip yapıyoruz. Flash'ı bundan sonra onlar yazacak. Mesela belki bir şeye ben inanıyorum ama bence bu senaristlerin de kanında o var. Bunu yapabilirler. Yapmıyorlar. Patronları o az önce videonun başında tanıştığımız tarzı Texaslı yatırımcılar engel oluyor. Abi diyorlar bizim kitlemiz 9-14 arası. Şey yapmayın. Kompleks hale getirmeyin diyorlar. Oysa dizi şöyle olabilir. Ya kompleks hale getirmeden de basitçe de güzel anlatabilirsin yani. Bu kadar buhran sokacağına 2 gram bir çocukların ufkunu açacak bir şey var yani. Bence 14 yaş çocuğa bu verilmemeli. İlim, irfan verilmeli. Bence mesela dizi şöyle sahnelerden ibaret olmalıydı daha çok. Ya ibaret değil de şöyle sahneler olmalıydı dizide. Bu kadar hızlı olmanın herife yarattığı hayata dair kafa karışıklıkları. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi mesela koşunca hızlanıyor ya bu. Algısı da hızlanıyor olması lazım. Yani çevresinde gördükleri filan. Ha geldik bıçaklanmadaki senin kafana gelen şey. O yüzden normal bir zamanı yaşarken böyle hız algısı onun içlerini yani zamanda yavaşlıyor gibi olması lazım. Yaralandığında, ettiğinde, stres altında olduğunda gücünün mesela dengesi bozuluyor. Kontrol edemiyor güzel güzel. O yüzden şurasında bıçak girmiş. Buna işte tedavi ederlerken o hani onu aylar geçiyormuş gibi acıyla hissediyor mesela belki gibi bir kafalar bize anlatılıp böyle işin içine girip orada keyifli 3, 2, 1 diye sayarken hadi artık ne 3, 2, 1'im 3 yıl oldu falan gibi bir hissiyata girdiği falan gibi. Böyle hani bu iş ona nasıl zarar veriyor yani iş derken bu güç, bu yetenek bunları mesela görsem benim çok hoşuma giderdi. Ama onun yerine olacak o kadar hastane sahneleri gibi Barry'nin bağırıp çağırdığı bir sahneyle çözümlediler bunu. Evet yani ya da işte ben daha sızgırık diyorum. Sen ne olacak o kadar dedin. Başka bir şey söyleyeceksen söyle. Ne diyeceğim de bu dizi hakkında denecek en ufak bir şey yok. Evet arkadaşlar o yüzden yeni bu formatımızı beğendiyseniz söylersiniz aşağıya yazarsınız. Böyle çok azımızın izlediği bir videoda bu deneyi yapmak istedik. Çok gözünüzü aldıysa da yorum olarak aşağı bekliyorum. Sonuç olarak Flash dizisinden biz almamız gereken mesajı aldık.
Amerika Türkiye'ye göre çok daha gelişmiş bir ülke. Kesinlikle imkanları çok çok daha iyi. Çünkü orada normal bir polis memuru görüyorsunuz ne biçim evler bile yaşayabiliyor. Ya da işte Barry gibi işinin belli olmadığı, işe hiçbir zaman gitmeyen bir tip bile evinde şömine sahibi olabiliyor. Biz bu mesajı aldık. Siz de mesajı aldınız. Yazarsınız aşağıya. Kendinize bakın. Kaçtık. Onda mesela arkamızı orman koyduk.